Merhaba Şif Devlet'le izleyenleri. Bugünkü dersimizin konusu Prio P için kutu açılışı. Evet. Evet. Tahta olunca böyle yazalım dedik. Şurada gösteremedim. Abi ne? Prio markasının Prio modellerinin en yenisi Prio P3'ün kutusunu açacağız bu videoda. Prio P3'ün en önemli özelliği arkasında çift kamera olması ve 800 lira bandındaki ilk çift kameralı akıllı telefon diyebiliriz. Evet, ayrıca kutu içi, yani kutu dizaynıyla da diğer Prio modellerinden daha profesyonel görünmüş. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Şimdi kutuyu açmadan önce istiyorsan şöyle bir çevireyim ve teknik özellikleri bitti bakalım. MediaTek'in MT6737 işlemcisi telefonda mevcut. 5 inçlik 1280x720 HD ekran var. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geliyor ki bence önemli detaylardan bir tanesi. Telefonun ön tarafında 5 megapiksellik bir kamera var. Arka tarafında 2 ve 8 megapiksellik iki tane kamera var. 2 GB'lık sistem belleği, 16 GB'lık hafıza. Tam öğretmen gibi oldum yalnız. Evet. 32 GB'a kadar sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. 32 GB'a kadar artırılabilir hafıza, yani micro SD kart desteği, 2300 mAh'lik batarya gibi özellikler var. Mevcut. Hadi açalım. Hadi açalım. Baltayla. Gel şöyle bir masada rahat rahat. Baltayla da biraz ilginç olacak. Of, yardım. kutu olalı böyle şey görmedi. Bunlar ilk kutu açılış denememiz oldu. İlerleyen videolarda biraz daha bunu kullanacağız herhalde ya. Hoşuma gitti. Şuradan da şu bandı bir yaralım. Dediğin gibi 799 liralık bir fiyatı var bu telefonun. Ve çift İlk defa giriş segmentinde de artık çift kamera görmeye başlıyoruz bu modelle birlikte. Evet. Çift kameranın ne işe yaradığını merak eden izleyenlerimiz varsa onları da anlatacağız zaten. Anlatacağız. Alan derinliği sağlıyor ikinci kamera. Şimdi ilk olarak telefon kutudan çıkıyor. Yine biraz önce bahsettiğimiz özellikler bir sticker ile yerleştirilmiş. Benim daha önce görme fırsatım oldu Prio P3'ü. İlk kez görmüyorum. Yumuşak bir dokusu var. Evet, çok genel yumuşak malzeme hepsi olarak plastik kullanıyor ama plastik malzemesi böyle yumuşak bir hissiyat veriyor. Arka evet, çok rahat bir şekilde kapağı açılıyor. Bu da özel noktalardan bir tanesi bence. Şöyle gösterelim. Yalnız kapağı da düşürdüm direkt kutunun içine. Ve orada kaldı. Evet abi, orada kaldı. Şık bir telefon. Şu anda batarya olmadığı için gerçekten aşırı hafif. Birazdan bataryayı da takacağız. Şöyle ekran üstündeki şeyi de çıkartalım. Ortada bir tane fiziksel home butonu görüyoruz. Yan taraflarda kapasitif butonlar mevcut. Telefonun ön kamerası sol üst tarafa yerleştirilmiş. Arka tarafta da yine sol üst köşede çift kamerayı görüyoruz. Ama tasarımda şu detay güzel olmuş. Kapak tarafında kamera çıkıntısını dolduran bir alan var. O da bence iyi noktalardan bir tanesi. Hemen kutu içeriğiyle devam edelim. İçeriyle başlayalım. Şunu koyduk kenara. Bir adet şarj cihazımız çıkıyor. Yine siyah renkli ve 1 amperlik bir çıkış desteğine sahip. Şunu şöyle kenara koyalım. Bataryayı alalım. 2300 mAh olduğu zaten kocaman yazılmış üstüne. Ve şurada bağlantı noktaları koruma altına alınmış. Belki bir olası bir oksitlenmeden kurtarmak için. O da güzel bir detay olmuş aslında. Bir yandan da bataryayı takalım şeye, telefona. Çalışmaya devam, çalıştıralım bir yandan da. Şöyle. Ayrıca çift simli olduğunu da söyleyelim. Telefonun iç tarafında tabii iki tane sim kart. Biri nano, biri standart sim kart, mikro sim kart girişi. Bir tane mikro SD kart girişi mevcut. Hemen şunu da koyalım. Çalıştırmaya başlayalım. Bir adet kulaklığımız var. Siyah renkli. Şöyle bir şey güzel olmuş. Var. Telefon siyah ama bütün aksesuarlar da siyah. Evet, bazen beyaz çıkabiliyor. Bir metrenin biraz üstünde bir kulaklık mevcut. Mikrofonlu kulaklık. Tabii sesle konuşma için de ideal. Tabii kalitesi nasıldır onu daha sonra göreceğiz. Şöyle, şu anda bir şey söylemeyelim o konuda. Göstermiş olayım. Evet, bir tane işte bir metrenin biraz aşağısında bir micro USB data kablosu var. Onu da şöyle bir koyalım. Telefonu şarjım yok acaba? Bastım ama açılmadı henüz. Evet, önce şarjı takman gerekebilir açılması için. Bazen öyle oluyor çünkü. Geldi. Evet, Prio markası dediğin gibi direkt arayüzde de vurgulanmış bir şekilde karşımıza çıkacak. Ben telefon tasarımını beğendim Kerem. Sen ne diyorsun? Ya ben 5 inç olmasından dolayı beğeniyorum. Çünkü günümüz yani, telefonlarına göre çok daha kolay kontrol edilebilir bir yapıda. Zaten uygun fiyatlı. Yani tasarımdan çok böyle aşırı bir beklenti olmaması normal. Ben ama dokulu yüzeyi çok dokulu sevdim. Yapı evet, ele hoş bir his veriyor. Ben onu beğendim. Bir de işte kolay kontrol edilebilir, kolay kontrol edilebiliyor olması telefon avantajlarından. Ve direkt kutudan çıktığında üstünde bir adet koruyucu filmle geliyor. Şuradan da göstereyim. Direkt hazır şekilde geliyor. Aynen. Bu güzel bir detay. Şuradan
tırnakla kaldırılabiliyor işte gördüğünüz gibi. Biz kaldırmayalım. Şimdi başla. İlk kurulum aşamasını bir geçelim. Şu çift kameraya bir bakalım. Hiçbir ağı kullanma. Devam. Geç geç geç. Next next next. Next yapamadım. Evet. Okudum, kabul ediyorum. Hakkı abin dediği gibi evi arabayı yaptık. Telefonun üstüne. Şimdi değil. Evet. Daha sonra kurulum. Ve geldi. Evet geldi. Şimdi klasik Google arayüzünü andıran bir arayüz var telefonda. Oradan bahsedelim. Safkan Android'e bayağı yakın. Bayağı benziyor. İkonlar değiştirmiş. Mesela bildirim alanındaki yuvarlak hatlara çevrilmiş ikon düzeni. Güzel görünüyor. Kötü görünmüyor açıkçası. Beğendim. Onun dışında arayüz tarafında üstteki uygulama arama barı çok belirgin bir şekilde gösterilmiş. Google'un aynen Gboard klavyesi mevcut. Yani ilk izlenim fena değil. Hadi bir de kamerayı görelim. Hadi bir de kamerayı görelim bakalım. Şöyle bizim ekibe doğru çevirelim istiyorsan kamerayı şöyle. Tamam. Bir bakalım neler yapacak. Şimdi Broken diye bir modumuz var. Broken da bu bokeh efektini yapıyor ama neden Broken adı kullanılmış onu anlamadım açıkçası. Şöyle gösterelim. Burada alan derinliğini direkt ayarlayabiliyoruz. Görüyorsun bak arka tarafı evet, yok etti abi arka tarafı. Çek bir tane Emrah, istersen. Bir poz verir misin bize? Bir poz ver abi. Sabit dur ama çok hareket etme. Şöyle gösterelim. Baksana abi. Evet. Alan derinliği gayet iyi abi. Abi. Arkayı biraz. Yok etti ya baksana. Tabii dönebilirsin. Teşekkürler. Vallahi beğendim. Yani fiyat düşündüğümüzde giriş segmentinde dahi bokeh efektini artık kullanabiliyor olmamız güzel. Tatminkar bir kamerası var fiyatına ya, göre. Ya tabii ki şey yapmamak lazım. Çok üst düzey fiyat aralığındaki telefonlarla aynı düşünmemek gerekiyor ama 800 lira bandında çift kameranın oluşu da güzel bir detay. Anlatacaklarım benim bu kadar Kerem. Senin evet, Prio P3'ün kutu açılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.